Sokaktan Gelen Adam. Yazan Arman Salakru. Çeviren Mehmet Ergün. Mikrofona koyan Hamit Akındı. Asistan Deniz Uyguner. Şehir tiyatrosu sanatçıları oynuyor. Mikrofona geliş sırası ile Margarit Jeyan Mahfi Tözüm. Doktor Fuat İşhan. İhtiyar Zihni Rona. Adam Erdoğan Gemicioğlu. Teknik prodüksiyon Yavuz Dural, Erol Akdoğu. Hastamız nasıl bugün doktor? İyi mi? İyi, çok iyi. Durumu beni umutlandırdı. Onu bugün nasıl buldunuz doktor? Tansiyonu çok yüksek. Hep aynı durumda. Aylarca sürebilir bu. Onu öyle üzdü ki olay. Durmadan Paul, Paul diye oğlunu çağırıyor. Paul'ün öldüğünü biliyor ama gene de dönmesini bekliyor. Dayanamadım artık, bu akşam sizi çağırttım. Böyle giderse seninle de uğraşmak zorunda kalacağım. Ne yapıyorsun öyle? İhtiyar Paul'ün siyah elbisesini temizleyip hazırlamamı söylemişti de. Ne? Evet, siyah elbisesinin hazırlanmasını istiyor. Neden? Paul'e giydirmek için sanırım. Bugün Paul'ün geleceğini umuyor. İhtiyar kendi cenaze töreni için oğlunun kiliseye giderken giyeceği elbisenin hazır olmasını istiyor. Elbiseyi eline aldı, uzun uzun okşadı, kokladı durdu. Yeni bir iğne serisine başlamak istemiyorum şu sıralarda. Hiçbir şey onu durgunlaştıramıyor. Zavallı sevgilim. Yemekten sonra yine gelirim ben. Ama sakın gürültü etme. Kulağı deliktir. Beklerim seni. Şey, ya ihtiyar kalkıp buraya gelirse konuşmak için? Yataktan kalkmasını yasak ettim. Aklına eseni yapar o. Aklı da pek yerinde değil. Beni seviyor musun? Evet. Sen olmasaydın mahvolurdum ben. 6 aydan beri çok mutluyum. Bunu da sana borçluyum. Çok mutlusun demek. İhtiyar seviştiğimizi seziyor galiba. Ama nasıl seziyor bilmem. Biliyor mu yani? Hayır, bilmiyor. Ama seziyor. Yemekten sonra yine gelirim ben. Peki canım, nereye gidiyorsun şimdi? Manyonlara. Çocukları boğmaca olmuş da. Bugünlerde boğmaca çok mu yaygın? Hayır. İhtiyarın ayak seslerini duyuyorum. Çabuk git. Yataktan kalkması çılgınlık ama. Ne olur git artık. Yatırmaya çalış onu, değil mi? Yatırmaya mı çalışayım? Evet, dene bir kere. Olur, olur. Hadi git can. Şimdilik hoşça kal sevgilim. Güle güle. Paul, sen misin? Neden kalktınız gene? Sesler duydum da. Kapıyı kim açıp kapadı? Doktor, şimdi gitti. Çok oyalandı buralarda demek. Size yeni bir reçete yazıyordu da. Yalan söylüyorsun. Paul'ün karısı olduğunu ne çabuk unuttun Margaret, ne çabuk unuttun. Yataktan kalkmanızın doğru olmadığını söylemişti de doktor. Hayvanın bir o. Biraz et suyu ister misiniz? Hayır. Başka bir şey ister misiniz? Bir tabak et suyuyla beni kandırabileceğini mi sanıyorsun sen? Gerçi yaptığın et suyu senden daha iyi ama... Doktorun dediğine göre tansiyonunuz çok yüksekmiş bu akşam. Onun için biraz... Tansiyon! Benim bir türlü okuyamadığım o derecelerinizin uydurması bu. Doktorla buluşmak, onu her gün buraya Paul'ün evine getirtmek için uydurulmuş bir yalandı. Böyle şeyler yapmaya utanmıyor musun Margaret? Uyumak istemiyorsanız uyumaya çalışın bari. Dokunma bana. Ben şu merhametsiz hayatım boyunca hiçbir zaman kadınlara inanmadım. Gözlerim görürken kadınları iyice tanıdım. Her çeşit kadın tanıdım ben. Gençken benim de çevremde dönüp dururlardı. Şimdi sen şu doktorun çevresinde nasıl dönüyorsan öyle. Ben de tehlikelere göğüs gererek adım adım ilerler. Önce birini, sonra öbürünü, daha sonra başka birini tavlardım. Ama şimdi ömrümün son günlerinde
artık mezarlarında çürüyüp gitmiş olan bu kızları düşünüyorum da suratıma tükürmek istiyorum. Dudaklarımı koparasım geliyor. Kendimden iğreniyorum. Biraz uyumaya çalışsanıza. Gözlerim kör olmadan Paul buradayken seni çok beğenirdim Margaret. Şu doktor gelmeden namuslu, terbiyeli bir kadındın sen. Ama şimdi gözlerim görmüyor diye gizli işler çeviriyorsun değil mi? Hayır baba. Ben senin baban değilim. Paul'un babasıyım ben. Yalancılar, korkaklar onun öldüğünü söylüyorlar. Ne ama... olursunuz, ne olursunuz susun. Susmayacağım. Hiç ölebilir mi o? Belki ölümle karşı karşıya gelmiştir, olabilir. Bir şey diyemem buna. Okyanusların ne korkunç olduğunu bilirim çünkü. Ama ölmemiştir o. Sen de ötekiler gibi oldun artık Margaret. Ama göreceksiniz, Paul gelecek. Ben söylüyorum sana bunu. Anladın mı? Ben söylüyorum. Geleceğini biliyorum çünkü. Olmuşmuş. Benim oğlum ha. Dövünmeye başlamayın gene. Paul denizci olsun istemiyordum. İyi mi ediyordum, kötü mü bilmiyorum. Ama o denizci olmak istedi. Benden daha inatçı olduğu için de istediğini yaptı. Boğulmamıştır o diyorum sana. Çocukların babalarından önce ölmeye hakları yoktur. Gelecek o. Ben de inatçıyım. O gelmeden ölmeyeceğim. Bekleyeceğim onu. Öyleyse niye yoruyorsunuz kendinizi? Sakin olun. Sakinim ben. Bu evin eski düzenine kavuşması için oğlumun gelmesini bekliyorum. O gelince ben gideceğim. Burada kalmaktan hoşlandığımı sanma. Sizin hayatta olduğunuzu bilmek yeter bana. Şu yengeç kılıklı doktora sürtünmeye utanmıyor musun? Ama... Hiç görmedim kendisini ama inan bana bir yengeci andırıyor. Bir yengeç gibi takır tıkır konuşuyor. İşte böyle konuşuyor. Kan ter içinde kaldınız. Topu topu 3 yıl oluyor. 3 yılcık bekleyemedim. Kimi bekleyecektim? Paul'ü. Bir zamanlar uysal, kocasına bağlı bir kadındı sen. Bekleyemedim mi biraz daha? Ama biliyorum, senin sevdiğin adam Paul değildi zaten. Kimdi öyleyse? Başka biri. Evet, sizin için bir erkek olsun da ne olursa olsun... Yatakta, gezintide, eğlencede, yanınızda her zaman bir erkek bulunsun da ne olursa olsun. Siz kadınlar öyle zavallı yaratıklarsınız. Benden böyle konuşamazsınız, anladınız mı? Bir gün konuştuğum kadınlardan birini çamurlar içinde görmüştüm. Yağmur yağıyordu, akşamdı. Şunu bilin ki ellerinizi göğe kaldırıp yalvardığınız zaman çok güzel oluyorsunuz. Ellerinizi göğe ne zaman kaldırdığınızı görsem gülmekten kendimi alamam. Özür dilerim. Sizi yalnız bırakmak zorundayım. Oğlumun iştahı yoktu da bu akşam. Ateş de yükselmişti biraz. Yorgan açılmıştır belki. Sonra boğmaca salgını da varmış. Zaten yanımda kalmanı hiçbir zaman istemedim senden. Ben sensiz de rahat ölebilirim köşemde. Ama... Sevinme sakın. Paul gelmeden gebermeyeceğim. Onu bekliyorum. Son gidişinde gözlerim görüyordu daha. Artık göremeyeceğim onu. Ama sesini duyacağım. Biliyorum. Paul'un gemisi battı. Evet battı. Bir şey dediğim yok buna. Hem çabucak batmış. Bu da olabilir. Ama böyledir diye doktorla iş pişirmeye kalkışamazsın sen. Deniz çöle benzemez. Denizde yaşayabilir insan. Denizde de ormanlardaki gibi yollar vardır. Bir geminin geçtiği yerden başka gemiler de geçer. Belki şu anda Paul'um başka bir geminin güvertesinde ya da trende. Bak dinle. Sekiz on dört treni geliyor. Paul'un bu trende olmadığını kim söyleyebilir bana? İşte şimdi trenden iniyor. Yaşlı salak Prevost biletini alıyor. Sonra tanıyor. Vay sen misin Paul? Vay bizim koca delikanlı vay. Çabuk ol Paul, koş! Koş! Durma çabuk ol diyor.
Dinle Margaret. Tamam. Bahçe kapısı açıldı. Kendinizi düşünün. Beni düşünün de sakin olun. Paul! Paul! Sen misin? Yok. O değilmiş. Demek bu akşam gelmeyecek. 3 yıldır gece gündüz demeden boğulan Paul'u kurtarmaya çalışıyorsunuz. Evet, onu getireceğim buraya. Bir gün karşınıza dikilip bahçenin şu toprak yolu üstünde yürüdüğünü sen de göreceksin. Ah, sevgili yavrum. Yatın artık. Yatmayacağım. Ama ilaç vaktiniz geldi, yatakta olmalısınız. Beni zehirlemeye kalkışacağınızı umuyorum doğrusu. Neler söylüyorsunuz siz? Cesaret edemezsiniz çünkü. Ama doktorla sen benden gizlemeye, perdeleri örtüp ışıkları söndürmeye cesaret edebiliyorsunuz. Özür dilerim, oğlumun yanına gidiyorum ben. Ama unutmayın ki bu kör gözlerimle karanlıkta daha iyi görürüm ben. Oğlu, oğlu. Benim oğlumun yerini tutar mı hiç bu çocuk? Ancak oğlum gelince bu kadınla çocuğuna dayanabilirim. Ama benim ölmemi istiyor bu kadın. Doktorla işi pişirmiş de ondan. Ölmek ha? Ben mi öleceğim? Biliyorum, Paul'ün gemisi battı. Bir şey diyemem buna. Hem çabucak batmış, bu da olabilir. Ama Paul kurtulmuştur. Muhakkak gelecek o. Bir gün, belki de yarın. 8-14 treni istasyonda durunca Paul inecek. Yaşlı Prevo biletini alacak onun. Sonra birden tanıyacak. Vay! Şu bizim ihtiyarın oğlu Paul değil misin sen? Çabuk ol, koş! Baban seni bekliyor. Siyah elbisen bile hazır. Koş Paul! Babanın durumu kötü diyecek. Paul de vakit geçirmeden koşacak. Okulu, baba Garnier'in evini, eskisi gibi çanları çalan kiliseyi geçecek. Çabuk ol Paul! İşte ayak seslerini duyuyorum. Geliyorsun. Bahçe kapısını itiyorsun şimdi. Çıngırak çaldı işte. 3-4 adım daha at. Kapıyı aç şimdi. Tam zamanında geldin. Hoş geldin yavrum. Gir içeri. Merhaba. Merhaba mı? Başka bir sözün yok mu? Hayır. Çok garip. Kapıyı itip içeri giriyorsun. Sonra da evden bir saat önce çıkmış gibi bir merhaba diyorsun. Ha? Uzaklardan geliyorum ben. Ya ben de yanıldığımı sanmıştım. Çok yorgunum. Yollarda çok zahmet çektin belki de. Ama yorgunsan oturabilirsin. İzin veriyorum. Teşekkür ederim. Tamam. O işte. Benimle konuşuyor musun? Söyle. Benimle konuşuyorsun değil mi? Evet. Teşekkür ederim dedim. Margaret. Margaret. Paul geldi. Paul. Paul geldi. Paul. Paul'um. Artık ölebilirim. Ah. Bana bak ne olursun. Hey ihtiyar kendine gel. Yarabbim ne oldu? Bilmem yalnız düşüyordu tuttu. Bana yardım edin de şu koltuğa oturtalım. Karnım açtı da onun için girmiştim içeri. Ama benim suçum yok bu işte. Paul geldi diye bağırıyordu değil mi? Evet. Yalnız mısınız? Korkmayın yalnızım. Yüreği küt küt atıyor. Güç soluk alıyor sanki. Ay Margaret. Düş gördüm galiba. Ya da... Ama olamaz. Olamaz. İşte elini tutuyorum onun. Ah Paul. Yavrum. Yavrum benim. Margaret. Biraz su ver bana. Ne
nereden geliyorsun bakalım çapkın? Nereden mi geliyorum? Evet. Çok uzak bir yoldan. Baba, onu görmüyorsunuz ki. Görmediğimi söylemen çok mu gerekliydi ha? Çok mu? Görmesem bile onu duymak için yüreğim de mi yok sanıyorsun sen? Yani demek istiyorum ki... Ne demek istiyorsun? Şey demek istiyorum, çok yorgun görünüyor. Yayan mı geldin buraya kadar? Evet, yayan geldim. Ya, çok güçlük çektin öyleyse. Çok. Neden yazmadın bana? Şey, sonra söylerim, anlatırım bunu size. Bak hele, şimdi de siz diyor. Yani ikinize demek istiyorum. Margaret çok değişmiş mi? Hayır. Ben? Pek az. Çok acı çektim. Şey, evet. Çabuk söyle, Çin denizinden nasıl kurtulabildin? Çin denizi mi? İşte bu hoş. Çin denizi ha? Çin'de değil miydin yoksa? Tabii Çin'deydim. Bir çakıl taşı gibi suyun dibini boylamak için gemici olman mı gerekirdi? Neyse, bir şey sormak zorundayım sana. Gene sarhoş musun her zamanki gibi? Şey, evet. Gemi battığı zaman da sarhoş muydun? Hayır. Gemi neden battı öyleyse? Gemi neden battı diyorum sana? Her zaman böyle kazalar gelebilir gemicilerin başına. İyi ki sağır değilim. Hatırlıyor musun? Ben sana aynı şeyi söylediğim zaman suratıma karşı alayla gülmüştün. Ya öyle mi? Öyle ya aptal. Margaret, bana biraz daha su ver. Gene susadım. Çok su içmeyin. Dediğimi yap sen. Paul, bilirsin ya, ben hayatım boyunca çok çalıştım. Senin bildiğinden de çok. Buyurun suyunuz. Teşekkür ederim Margaret. Paul, babana söyle de yatsın artık. Ne dedin, ne dedin? Babana söyle de diyorum, gidip yatsın artık. Yatmayacağım. Gerçi bu evde Paul'in emir vermesini isterim ama ben öldükten sonra, daha önce olmaz. Yatarsan iyi olur senin için. Çok belli mi körlüğüm? Hayır. Gözlerim eskisi gibi mi? Evet. Arada sırada gözlerimi artık göremediğime üzülüyorum. Ama Margaret bana onların eskisi gibi olduklarını, renklerini bile değiştirmediğini söylüyor hep. Doğru mu Paul? Sen söyle, sana inanırım. Margaret, Paul çok değişmiş mi? Evet. Nasıl olmuş? Anlatsana. Yarın anlatırım. Ne? Yarın mı? Sakalını kesmiş. Sakalını neden kestin Paul? Şeyden bir gün oldu işte. Buraya gelirken gizlenmek zorunda mı kaldın yoksa? Tamam, onun gibi bir şey. Büyük budalalıklar ettin mi? Pek rahat geçmedi günlerim. Zavallı yavrum. Bu memlekette mi budalalıklar ettin? Hayır, burada değil. Daha uzaklarda. Sahi Çin'de. Öyle ya. Ben de Çin'e gidebilseydim. Ama hepsi şimdi ölmüş olan komşularım yüzünden cesaret edemedim buna. Hadi konuş Paul, bana Çin'i anlat. Seni çapkın seni. Budalalık etmek hoşuma gitmiyordu ama. Bana bak. Hiçbir zaman boşboğazlık etmedin ya. Etmedim. Ellerimi yüzüne sürmek istiyorum. Olmaz, ben istemiyorum. Ama gözlerim görmüyor beni. Olsun, başka birinin yüzüme elini sürmesine dayanamam ben. Baban başka biri mi? Babam mı? Ne babamı be? Evet, baban ya. Yeter artık. Ne dedin? Paul. 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 Karnım aç benim. Şimdi gider getiririm. Ekmekle soğuk et var. Bir de... Hayır, getirme. Ben onu günü gününe tam 3 yıl bekledim. Konuşmak istiyorum onunla. O da kalkmış yemek istiyor. Biz yalnız bırak Margaret. Yemek yerken de dinleyebilirim. Hayır hayır, olmaz öyle şey. Yarın belki ben çürümüş olurum. Ama bu akşam hayattayım daha. Onun için bizi yalnız bırak Margaret. Korkmayın. Buradan bir yere ayrılmam. Kapıyı açıp kapar gitmiş gibi yaparım. Siz bana bakın hep. Ben size işaret ederim.
sana bol. Oturdun mu? Evet. Dur bir bakayım. Doğru. Oturmuşsun. Ben de yerleşeyim şöyle. Tamam. Söyle bakalım. Gene gitmek istiyor musun? Hayır istemiyorum. Güzel. Çiftliğimiz öyle kötüledi ki Paul. Hasta bir ihtiyarla güçsüz bir kadının uğraştığı bir çiftlik daha iyi olamaz elbet. Bundan böyle çiftlikle uğraşmak, patronluk etmek sana düşüyor artık. Benim de hoşuma gider bu. Dört gözle bekliyordum seni. Geldiğine göre rahat rahat ölebilirim artık. Neden dersen sen benim hoşuma giden her şeyi biliyorsun da ondan. Belki çok yorulursun ama ben toprağın altına girdikten sonra toprağın üstünde biten şeylerden bana ne değil mi? Evet ama garip bir şey bu. Sen ölümle karşı karşıya kalıp da kurtulduğuna göre bana anlatabilirsin bunu. O anda insan bir şeyler anladığını sanıyor. Ama sonra, kurtulduktan sonra hepsini unutuyor. Denizin dibini boyladığın zaman suyun yüzüne çıkıp çıkmayacağını düşünmedin mi? Gemi battıktan sonra insan eskisi gibi düşünemiyor artık. Nasıl oluyor? Anlatsana. Sözle anlatılır şeyler değil ki. Peki, buraya kavuşmak istiyor muydun, istemiyor muydun? İstiyordum tabii. Toprağı severim ben. Çevrenizde her şey yok olup gitse bile, yeryüzünde ayaklarınızın altında yok olup gitmeyen bir toprak parçası bulursunuz gene. Öyle elbet. Seni beklemekten bıksaydım, dalgalar arasında çürümüş olmanı isterdim. Beklemek bitirdi artık, yedi beni. Düşün bir kere, saatleri sayarak beklemenin güçlüğünü düşün. Bir saat ne uzun gelir insana. Ama koskoca bir güne karşı bir saat nedir ki? Bir aya karşı bir gün, bir yıla karşı bir ay da öyle. Koskoca bir zamanı saatleri sayarak geçirmek bitiriyor insanı. Doğru. Ama şimdi karnım aç benim. Ben ne zaman istersem o zaman yersin yemeğini. Şimdi Margaret'ten konuşalım. Biraz. Söyleyeyim, konuşayım istiyorsunuz. Seviyor musun onu? Hoş, güzel kadın doğrusu. Hala seviyor musun onu? Hem de çok güzel. Kendini koru ondan. Güzellik bir tuzaktır. Çalışmayı köstekleyen sabit bir fikirdir. Hangi çalışmayı? Kaçamak yapmaya kalkışma. Biliyorum, toprakla uğraşmamak için gemici olmak istedin sen. Doğru, haklısın. Ama güzel kadın doğrusu. Güzelmiş. Ama kimi zaman bu düşünce mutluluğa engel olur. Mutluluk. Anam derdi ki yeryüzünde mutluluk diye bir şey yoktur. Annen öyle mi derdi? Bana hiç böyle bir şey söylememişti. Zavallı kadın. Sana yeryüzünde mutluluk diye bir şey yoktur demişti, öyle mi? Neden yakınıyordu acaba? Benden yakındığını duydun mu sen hiç? Yok, asla. Demek yollarda 3 yıl dolaşıp durman boşuna değil, yaramazlıktan değil. Neyse, artık bu evde her şeyi yeniden yapacaksın. Her şeyi yoluna koyacaksın artık, eskisi gibi. O zamanlar Margaret'ten konuşmazdın hiç. Gözlerim görüyordu da ondan belki. Karısını sevmesi gereken bir koca gibi seviyordun onu. Aptalcasına, değil mi? Peki ya şimdi? Şimdi mi? Kıskanıyor musun onu? Kıskanmak mı? Kimden? Suyun dibindeyken ne düşündün? Suyun dibindeyken mi? Evet. Peki sen ne düşünüyorsun şu anda? Ne demek istiyorsun? Şimdi suyun dibinde değil misin sen? Bana söyleme böyle şeyler. 3 yıldır sudan korkuyorum. Biliyorum. Toprağın altında da soluğum kesilecek. Soluk alamayacağım ama suyun dibini düşününce bunalıyorum. Senin gibi boğuluyorum. Yeter artık. Neden? Buraya girerken açtım. Şimdi de açım. Belki garip gelir ama hem yemek yemek hem ölmek istiyorum. İki tokat yersen aklın başına gelir. Anladık, açsın. Seni bekletiyorsam sebebi var. Hem hala bu evin efendisi benim. Senin yaşında bir insan ölmek istesin, olur şey değil. Benim yaşındayken sen mutlu muydun? Mutlu mu? Nasıl yani? Yani herkes gibi, başkaları gibi mutlu muydun?
Aptalın birisin sen. Gündüzü geceyi düşün. Gelecek günlerini gecelerini düşün. Düşünmek istemiyorum. Çıkıp gideceğim bu akşam buradan. Sen beni hiç tanımıyorsun. Benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun sen. Hiçbir şey. Doğru. Çünkü sen hep uzaklarda yaşadın. Ben de sözlerinin anlamını gözlerinde okuyamıyorum artık. Öf, hep aynı masallar. Seninle hiç bu kadar uzun konuşmamıştık. Çünkü sen de ben de hoşlanmazdık bundan. Hatırlar mısın? Bir gün seni kucağıma almış, çiftliği dolaştırmıştım. Bütün hayvanlara tanıtmıştım seni. Bak o zamanlar bir atım vardı. Adı da şeydi. Neyse artık kimse bilmeyecek o yaşlı atın adını. Sen daha yumruk kadar bir şeydin. Hiç de gülmezdin. Geveze de değildin. Bununla övünürdüm ben. Sana durmadan şu elma ağaçlarımıza, şu şeftalilerimize bak. Şu köpeklerimizi, kedilerimizi, şu homur homur homurdanan koca domuzlarımızı görüyor musun diyordum. Onlara da işte bu benim oğlum, bu benim oğlum diye şarkı söylüyordum. Ama artık gözlerim görmüyor. Günler ne uzun geliyor bana. Oysa ömrüm çabucak tükendi. İyi ki sen buradasın artık. Sana Marguerite'den konuşmak istiyordum. Ne? Marguerite'den mi? Hatırlıyor musun? Bir gün onun yüzünden seninle atışmıştık. Sen ilk olarak o gün Marguerite'den konuşmuştun. Hatırlıyor musun? Belki. Evet evet. Hatırlarsın. O gün gözlerim bir tuhaftı. Bana Marguerite mi? Benim için yeryüzünde ondan başka kadın yoktur demiştin. Çünkü onun beni beklediğini biliyorum. Ona bu kadar bağlıysan ne diye ayrılıyorsun? Çiftlikte kal. Biraz hava almaya gidiyorum. Ama uzaklarda olsam da onu her zaman yanımda duyacağım. Unutmayacağım onu. Sonra da zavallı budala şunları kekeledin. Uzaklara gidersem sırf onu daha iyi düşünebilmek, bir gün gene ona dönebilmek için gideceğim. Şurada ya burada olabilirim. Sevgimin gecesi gündüzü gibi tıpkı. Ama sevgim bitmeyecek. Öyle mi dedim? Evet. Gece gündüz sevgim bitmeyecek. Tam 3 yıl Çin denizinde dolaştım. Bu defa gece uzun sürdü. Sen misin Marguerite? Evet baba. Çocuk nerede? Uyuyor. Ya babası suların dibinden çıkıp geliyor da böyle bir günde sen gene onu uyandırmak istemiyorsun demek öyle mi? Tabii isterim ama... Çocuğunla durmadan seni anlatıyorum Paul. Ama o seninle eğleniyor. Sahi mi? Elbet. Git bir gör onu istersen. Ben? Evet sen ya sen. Çocuğum. Benim çocuğum ha. Olmaz. Göremem ben onu. Neden? Bak odasında uyuyormuş. Hani senin beyaza boyadığın odada. O gün şarkılar söyleyip duruyordun. Hatırlıyor musun Marguerite? Hadi git oğlunun odasına. Ben izin veriyorum. Korkma. Sen gelinceye kadar yaşarım. Marguerite sen benimle kal. Şey ama... Hadi hadi. Ben ne diyorsam onu yap. Hey! Söyle bakalım Marguerite. Paul'ün gelişine seviniyor musun? Siz ağzınızdan bir şey kaçırmazsanız elbet sevinirim. Ben bir şey söylemedim Paul'e. Ama seni düşünerek değil, Paul'ü düşündüğüm için. Utanıyor musun? Yoksa korkuyor musun? Doğru muydu bu yaptığın Marguerite? Söyle. Bu doktor parçasıyla yaptığın şey doğru muydu? Paul'ün evine döndüğü bir sırada bunun doğru olduğuna inanmıyorum ben. Ama doğruysa mezarımda bile öğrensem bunu toprağın altından çıkarıp boğarım seni. Çıldırdınız mı siz kuzum? Bu da kim? Doktor. Yine mi ayaktasınız? Hem de hasta hasta. Ne arıyorsunuz burada bakalım? Siz ne arıyorsunuz? Ben mi? Geçiyordum da ışığınızı görünce
Sizi de çok merak ediyordum. Elinizi verin bakayım. Ha. Ne? Tabii yüksek olur nabzınız. Neden tabii? Neden yüksek oluyormuş? 100 kere söyledim size. Tansiyonunuz çok yüksek. Şu sırada da yeni bir seri iğneye başlayamam. Beklememiz gerekiyor. Ama siz de sinirlerinizi yormamak zorundasınız. Açıkçası çıldırmışsınız siz. Ya siz? Ben mi? Elinizi verin bana. Kalbin atışını dinlemek için bileğin neresine bakıyorsunuz? Siz benim ateşime mi, nabzıma mı bakmak istiyorsunuz? Evet, nabzınıza. İşte şurası, elinizin dokunduğu yer. Bir şey duymuyorum. Ama belki şimdi duyarım. Paul geldi. Geldi mi? Neler sayıklıyorsunuz siz? Oğlum geldi. Bir gün gelir elbet. Ama onu bekleyebilmeniz için kendinize iyi bakmalısınız. Yani onu gerektiği kadar beklemedim mi demek istiyorsunuz? Umudunuzu kesmeyin ama sakin olun. Umudunuzu kesmeyin. Bu güzel işte. Söylesenize bana doktor. Onun yaşadığına beni inandırmaya çalışan siz değil miydiniz? Margaret, siz söyleyin. Söyle Margaret, söyle. Ölenlerin kendilerine bakan doktorlar için iyi şeyler düşündüklerini sanmıyorum. Ama siz öteki doktorlardan daha iyisiniz. Hastalarınızı öldürdüğünüz yetişmiyormuş gibi dirilerini de gömmek istiyorsunuz. Emrediyorum size, gidip dinlenin biraz. Emirlerinizin sonu geldi artık. Görüyorsunuz ya Margaret, doktor bana inanmıyor. Sen söyle, geldi mi gelmedi mi? Evet, geldi. Kapıyı itip içeri girdi. Doğru mu Margaret? Artık benim için konuşup anlaşılacak bir şey kalmadı. Ama ilaçlarınıza güvenim kalmadığından değil, yalnız oğlum gelinceye kadar yaşamak istediğimden böyle söylüyorum. Dinleyin beni. Dinleyemem artık. Doktor hastalıklar için gereklidir. Papaz da cenaze töreni için. İnsan ister inanır bunlara ister inanmaz. Ama gereklidir bu kimseler. Şu anda bana yardım edemezsiniz artık. Papazı bekliyorum ben. Doğru. Yakında öleceksiniz böyle giderse. Ölebilirim artık. Paul Margaret'e döndü çünkü. Sen misin Paul? Bu da kim Margaret? Paul. Senin gözlerin var. Görürsün sen. Bu doktor işte. Hastalığımdan beri buraya yerleşti. İnan olsun bana iyi baktı doğrusu. Ama artık gelmeyecek buraya. Çünkü bittim ben. Daha çok acı çekmek, sizlere köstek olmak istemiyorum. Ah, unuttum. Nasıl buldun çocuğu? Yaklaş biraz da yüzüne süreyim ellerimi. Ne? Ağladın mı? Evet. Neler söyledi çocuğu? Hiç, uyuyordu. Uyandırmadın mı? Hayır, kıyamadım. Uzun uzun seyrettim yalnız. Annesinden daha güzel. Sana benzemiyor mu? Bütün çocuklar önce annelerine benzerler bildiğime göre. Seni nasıl yetiştirdiysem sen de onu öyle yetiştirmeye çalış. Hele senin gibi inatçı olsun. Doktor, Paul'ü nasıl buldunuz? Doktor olarak size bir kere daha söylüyorum. Gidip dinlenseniz iyi edersiniz. Nasıl olsa yakında hiç kımıldamayacağım. Bol bol dinleneceğim. Paul, yavrum. Margaret senin siyah elbiseni hazırladı. Ama çok para vermeyin papaza. Sizin düğününüzdeki kadar masraflı olmasın. Ah doktor, onların düğününü bir görseydiniz. Margaret, öyle güzeldin ki sen. Ancak bu akşam söylüyorum sana bunu. Ona kolumu verdiğim zaman bir gurur sarmıştı içimi. Birbirlerini seviyorlardı. Paul, sevginizi doktor anlat da öğrensin, anlasın. Niye anlasın? Benim ne kadar mutlu olduğum. Bakın doktor, onları balayı yolculuğuna bırakmamıştım. Böyle şeylerden hoşlanmıyordum. Neden hoşlanmadığımı da biliyordum. Ama sarmaş dolaş öpüştüklerini görünce yüreğim cız etti. Tam düğün yemeğinin yarısında hadi çocuklar dedim. Atla arabaya alın gidin. 15 gün sonra gelin. Ya işte böyle doktor. Hatırlıyor musun Margaret? Evet. 15 gün demiştim. Caymak niyetinde de değildim. O zaman siz bir tek lokma yemeden
Hemen yola çıkmıştınız. Beyaz elbisen ne güzeldi Margaret. Poi, nereye gittiğinizi hala bana söylemek istemiyor musun? Cambridge'e gitmiştik. 12'me gelinceye kadar tatillerimi geçirdiğim küçük bir köye. 15 gün kaldınız değil mi? Evet. Bütün köy güllerle, penceremizin önünde ıtırlarla doluydu. Başka? Öğleden sonralara çıkıp ormanda dolaşıyorduk. Ne güzel. Anlıyorum, anlıyorum. Demek ormanda dolaşıyordunuz Paul. 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 Hadi Paul. Durma, sarıl ona. Paul'um benim. Görüyor musun doktor? Boşluğa sarılıyor kadıncağız. Çocuklar. Ben öbür dünyaya göçer göçmez gene o köve gider. 15 gün kalırsınız. Ben öyle istiyorum. Bir emir bu. Buraya gelince de hemen işe girişirsiniz. Size yemin ederim ki gideceğim ben. Ben de bundan böyle yaşarsam kendimi yiyip bitiririm artık. Şu anda başımı önüme eğip tırıs tırıs gitmekten başka yapacak bir iş yok benim için. Ama sen balıkların, yosunların arasından yüzerek geçtin buraya geldin. Evet, doktora dediğim gibi. Olacağı buydu işte. Yok yok, bir şeyim yok. Bir bakayım, müsaade edin. Hayır hayır, bir şeyim yok benim. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bana kolunu ver, gidelim oğlum. Nereye? Odama. Koridorun sonunda. Artık bu işe karışmak zorundayım. Hayır, olmaz. Fakat durumunuz çok nazik, çok tehlikeli. Sus. Paul, senin yanında uyumak için yatağıma yatıp iyileşmek istiyorum. Ben de sizinle geleyim. Sen burada kal Margaret. Paul yolu bilir. Gidelim. Hadi. İyi geceler. Hoşça kal doktor. Margaret, sen de Paul'ün seni beklediğini unutma. Ölecek. Ne yapayım? Öyle istiyor. Kim bu adam? Bilmiyorum. Nereden geldin? Bilmiyorum. Paul'ü tanıyor mu? Hayır, sanmıyorum. Öyleyse bu düzene neden başvurdunuz? Hangi düzene? Tanımadığınız bir adamın kocanın adını kullanmasına. Nasıl dayanabildin buna? Sevgilim. Dokunma bana. Canım sevgilim. Paul bu akşam şu kapıyı açıp içeri girdi. Hala anlamıyor musun? Hadi canım, sen de mi çıldırdın yoksa? Paul artık gelemez. Benim kadar sen de biliyorsun bunu. Evet ama onun kapıyı açıp içeri gireceğini, bağışlaması için kollarına atılacağımı bilmiyordum. Doğrusu bilmiyordum kollarına atılacağımı. Acaba kollarına atılmamı istiyor muydu? Artık geri gelmeyecek bir adamdan af dilemekten oluyor. Öldüğünü sanıyordum. Ama yaşıyor o. Ben de yalnız onu seviyorum. Utanmaktan başka ne gelir artık benim elimden? Ama o seni bütün bütüne bırakmıştı. Neden bıraktığını biliyorum şimdi. Neden bırakmış? Beni daha çok düşünmek için. Yeryüzünde herkesten çok seviyordu o beni. Düş görmüşsün sen. Bu kapıdan girseydi sarhoş olarak girerdi. Öyle demiştin bana. Başka ne diyebilirdim? Gelseydi buraya düşündüğün gibi bulamayacaktın onu. Nereden biliyorsun? Bu çılgınlığın sana daha çok bağlıyor beni. Biliyorsun. Gelemez artık o. Öldü. Öldüyse dokunamazsın artık ona. Yaşayanlar değişir, ihtiyarlar yalnız. Ama Paul her zaman genç, gittiği günkü gibi şefkatli kalacak. Saçmalıyorsun sen. Hayır. İnan bana, yaşayanlar ihtiyarlayıp ölür. Ölüler ihtiyarlamaz hiç. Her zaman yaşarlar değil mi? Üzülüyorsun. Paul gelir gelmez onun dizlerine kapanmak için seni bırakacağımı biliyorsun da ondan üzülüyorsun değil mi? Paul gelemez artık. Kocasını aldatan bir kadın gibi işte böyle dizlerine kapanacağım. Beni bağışla Paul. Sevmediğim bir adamla seni aldattım. Seni seviyorum ben. Ne olur bırakma beni. Kulun kölen olurum. Diyeceğim. Oh, yine mi siz? Bir içki verin bana. Bilerek mi oynadınız bu oyunu? Bir içki verin diyorum size. Söyleyin bakalım, nereden geldiniz siz?
Siz uygun görüyorsanız bu akşamki hikayeyi anlatmaya hazırım ben. Ne yapmaya geldiniz buraya onu söyleyin. Buyurun içkinizi. Teşekkür ederim Margaret. Buraya yiyecek bir şeyler istemek için girdim doktor. Karnım çok açtı da. Size yemek hazırlayayım. Acele bir işiniz yoksa burada kalmanızı istiyorum. Teşekkür ederim ama kalamam. Bunda hakkınız var. Sizi sevindirmek için gidecek değilim doktor. Niye gidiyorsunuz öyleyse? Bir han var mı burada doktor? Hana gidip sizin adınızı versem beni alırlar mı? 100 frank verebilir misiniz bana? Bu gece güzel bir yemek yer, temiz örtülü bir yatakta yatabilirim o parayla. İnanın yarın sabah yola çıkmadan bir de kahvaltı edebilirim. 100 frank mı? Çok para. Margaret, ne olur siz söyleyin de 100 frank versin bana. Yarın beni görmeden gitmeyin ama. Göremem sizi. Hava değişikliğine ihtiyacım vardı. Ben buraya biraz ekmek istemek için girmiştim. Ama siz öyle cömertsiniz ki bana küçücük bir yavruyla bütün bir aile ocağı sundunuz. İhtiyar da bana oğlum dedi. Sizse doktor gebe bir kadına yardım ettiğiniz kadar bile yardım etmek gerektiğini düşünmediniz ona. Ya bana? Düşündünüz mü sanki? Karısı çocukları olan bir baba olup olmadığımı sordunuz mu bana? Söyleyin Margaret. Öyle değil. Ya yarın oğlunu ararsa? İhtiyarı düşünmeyin. Onun için üzülmeyin artık. Hiçbir zaman uyanmayacak o. Oğlum oğlum diye ellerini bana uzatmıştı. Şimdi öbür dünyada. Şu anda belki üçümüzü de seyrediyordur oradan. Yukarıdan aşağı son bir bakış. Size kendi hayatımı anlatmayacağım. Ama bu akşam ihtiyarın ya da denizin dibindeki onun yerinde olmak için neler vermezdim. Belki ölülerin de bir takım sıkıntıları vardır. Ama değişiklikten ileri gelir hiç değilse. O, oğlunun nasıl öldüğünü bilmiyordu. Ben de nasıl yaşadığımı bilmiyorum bu akşam. Size ne gibi bir yardımda bulunabilirim? Bırakın da yemeğe gideyim. Böylesi daha iyi. Doktor, hana gidince kimin adına geldiğimi söyleyeyim. Siz gidin, ben telefon ederim. Allah'a ısmarladık Margaret. Bir akşamcık bulup yitirdiğim Margaret. Allah'a ısmarladık. Hakkı var. Ölürken insanlara yardım etmek iyi bir şey. Ama yaşayanların yaşamasına da yardım etmek gerek. Babası nasıl beklediyse oğlunu ben de öyle bekleyeceğim. Gelince de... Ama gelmeyecek o. Nereden biliyorsun gelmeyeceğini? Nereden biliyorsun? İhtiyar şu anda konuşabilseydi, Paul'un şimdi geldiğini söylerdi size. Paul. Paul. Paul.